Fikir Atlası'ndan iyi akşamlar değerli izleyenler. Fikir Atlası'nda bu hafta bu akşam Halkın Demokratik Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Sırrı Süreyya Enderle birlikteyiz. Sırrı Süreyya Ender hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. diyelim. Seçime artık az bir süre kaldı. Evet. Teşekkürler geldiniz için de. Evet yani hani ilk olarak ben tabii ki şimdi yerel seçimlere dair ve İstanbul'a dair bir soruyla başlamak isterdim. Ve tabii ki size dair bu kadar CHP'yi eleştiriyorsunuz, niye e, AKP değil de CHP'ye bu kadar eleştiri yapıyorsunuz soruların üzerine de yine böyle bir şey özel olarak tercih etmek isterdim. Ama dünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklaması e, bana çok bu şansı tanımadı. Biraz isterseniz buradan başlayalım Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden. AKP ile HDP'nin ittifak halinde olduğu sözleri. Dün e, sosyal medyada epey tartışıldı zannediyorum bugün de e, devam ediyor artık yani e, tartışmalar iki gündür. E, neler diyeceksiniz bu? Var mı AKP ile bir ittifak? <laughs> ee, i̇mkanı var mı diye sormak belki daha doğru olur. Biz e, böyle bir ittifak var mı sorusu sizin açınızdan değil ama iddia edenler açısından abesle iştigalım. Şimdi bu meseleyi biraz başından ele almak lazım ama önce ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyaseten çizgisi ne olursa olsun, bu edilgen, bu faydacı ama yararsız bir faydacılık, ilkelerden çok uzak bir faydacılık ve benzeri tüm yönlerine rağmen, ee, gerçekten söylüyorum hani bu konuda sözümü sakınmayan bir olduğum bilinir. Ee, ben onu sayın Kılıçdaroğlu'nu e, severdim, yüksekte bir değer verirdim. Bir kez bu sözlerde bir zerafet sorunu var. Yani tüm bunlara rağmen e, zarif bir insan olduğunu e, düşünürdüm ben hep. Bu zerafeti e, bir kenara atmış oldu. Bu kendisine hiç yakışmaz <laughs> Öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. Şimdi e, öyle saçma bir propaganda yürütüyorlar ki bu bir telaşın ürünü. Ne diyorlar? E, hiç e, top başı eleştirmiyor. Kim diyor bunu? CHP'liler diyor. Peki kendi başkan adayları ne yapıyor? Diyor ki çitle e, Topbaş Aleyhine slogan attığında elini şöyle yapıyor. Kadir abimin, Kadir abim için böyle yapmayın diyor. Ben bir gün Topbaş'a abi demedim. E, kendi adayları abi diyor, eleştirtmiyor, aleyhine slogan attırtmıyor. Yakaladığı yerde de kulağının tozundan öpüyor abisini. Bunları ben yapmadım. Ben ömrümde Kadir Topbaş'la karşı karşıya gelmemişim. Yan yana gelmemişim. Bir kez hariç. Şimdi hem böyle yapıyorlar hem dönüyorlar bize diyorlar ki <laughs> niye Topbaş'ı eleştirmiyorsunuz? Oysa biz Topbaş'ı da iktidarı da onların eleştiremeyeceği kadar ağır, onların eleştiremeyeceği yerlerden ve ilkesel bir bazda tabiri caizse topa tutuyoruz. Neden? Bu telaş e, sözcüğünü kullandınız evet, önce. Bu telaş şundan, e, CHP dünyanın en tembel muhalefet partisi. Bu ülkede 5 yılda bir seçim yapılacağı, yerel seçim yapılacağı belli değil mi? En geç beş yılda, dört yılda, beş yılda diyelim. <laughs> Ve siz Sayın Kılıçdaroğlu başarılı olamamış bir önceki yerel seçimde. Siz Türkiye'nin ikinci büyük siyasal partisiniz, ana muhalefet partisiniz. Ne yapmanız gerekir? En geç beş yıl sonra bir yerel seçim daha olacak değil mi? Yerel seçim için bir ana muhalefet partisi 150 ten, 150 tane aday hazırlayabilir. 150 tane bu 5 yıl içinde. Gönderir kendi belediyelerinde staj yaptırır. Konulara hakim olmasını sağlar. Kentle ilgili sorunlarda ona inisiyatif alanları açar. kamuoyuna tanıtır. Kamuoyu bu insanla yerel yönetimi özdeşleştirir. CHP'ye bakıyoruz ne oldu? Geldi yerel seçimler yaklaştı. Ankara'da bir tane CHP'li, has CHP'li aday çıkaramadılar. İstanbul'da çıkaramadılar. Adana'da çıkaramadılar. Hatay'da çıkaramadılar. Öyle değil mi? Gittiler kime? AKP'nin döküntülerine, MHP'nin kapı önüne bıraktığı insanlara e, el ayak öptüler. Yalvardılar bizden aday olun diye. Bir, kendi üyene büyük saygısızlık. İki, kendi tabanına hakaret. Üç, İstanbul adayı için siz dünyanın küfürünü ve hakaretini yapmışsınız. Dünyanın küfrünü ve hakaretini. Hiçbir öz vermeden. O böyleydi ya da biz yanlıştık demeden. Sessiz sedasız onun da ayağına giderek alel acele. Biliyorsunuz Adnan Keskin gitti. İstanbul'a aday yaptılar. Bu memleket boş laf cumhuriyetidir aynı zamanda. Ee, bir şaya uçuruyorlar, kendileri inanmaya başlıyor. Cezaevi ve kışlalarda böyledir. Cezaevinde af söylentisini biri ortaya atar, sonra döner dolaşır, kendine geldiğinde kendi de inanır. Kışlalarda da erken terhis böyledir. Şimdi e, bunlar bunu yaptılar ve bunun oluşturduğu havayla %35'in üzerinde kamuoyu anketleri çıkmaya başladı. Peki HDP'nin belki biraz daha ayrıntılı bir şekilde de daha sonra belli yanlarıyla sorun. HDP'nin belli bir güç topladığını tüm bu seçime giderken buna inanıyor musunuz? Yani CHP'nin biraz... Görüyoruz da inanmaktan öte görüyoruz. Şimdi bu telaş biraz on, oradan da kaynaklı. Ne oldu? Aday piyasaya çıktı. Yani adı gezerken yüzde otuz beş bandında geziyordu. Aday çok değil dört tane canlı yayına çıkınca millet ikrah getirdi. Birdenbire süratli bir şekilde e, düşmeye başladı. Bunun üzerine Sayın Sarıgül'e de hakaret eden bir kampanya yapmaya başladılar bu kendi kitlesini mal yerine koymak. Tatava yapma, baskın Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Adayımızın hiçbir hikmeti yok ama siz bunu fazlaca kurcalamayın. Verin. Sayın Sarıgül'e atılmış en büyük kazıktır ve kendi partisi kendi reklam ajansları tarafından. Reklam ajansı sonunda siz neyi söylerseniz o doğrultuda çalışır. Böyle bir ee, muhalefet var. Bu birincisi. ikincisi, CHP'nin hiçbir ilçe örgütü Sarıgül'e çalışmıyor. Yani kadim CHP teşkilatları Sarıgül'ün ne mitingine gidiyor ne yerelde çalışma yapıyorlar. İşte buradan söylüyorum. Sabah 8 gece bir alanlardayım. Niye? Bu niye? Çünkü Sayın Sarıgül ötekisi olmayan belediyecilik dedi ya her yere berikisini doldurdu. Bir yerde akrabası, bir yerde avukatı, bir yerde oğlu, bir yerde e, eski eşi. Böyle olunca CHP tabanı buna isyan etti, çalışmıyorlar. Sayın Sarıgül her gittiği yere kendi kalabalığını yanında götürüyor. Böyle bir şey. Bütün bunlar ortaya çıkınca baktılar ki HDP de gelişiyor öyle eksponansiyel bir artış yani. İnsanlar bakıyorlar. Sahici insanlarız. Sahici laflar ediyoruz. Eleştirilerimiz, ilkelerimiz, çözüm önerilerimiz hepsi sahici. Bu telaşla AKP ile işbirliği yapıyorlar. Evet peki Sırı Süreyya Önder yani şöyle bir şey sosyal medya biliyorsun çok yaygın şekilde insanlar eğilimlerini vesaireyi takip edebilmek adına da bir veri sunuyor. Ee, seçimlere giderken hiç de azımsanmayacak e, HDP'li olduğunu söyleyip seçimlerde, yerel seçimde örneğin İstanbul'da Sarıgül'e oy vereceğini söyleyen azımsanmayacak bir kitle var. Sen de biliyorsundur. Vallahi söyleyeceğin çok çok azımsanacak bir kitle bence. Evet. Çünkü mahcup CHP'li onlar. Bu Ülkenin nehri başka yerde akıyor. Oradaki o e, aydın entelektüel özgüven sorunu yaşayan ve tembel insanlardan ibaret değil bu ülke. Peki mahcup CHP'lilere ne söyleyeceksin? şöyle Mahcup CHP. Şö şöyle bir şey e, sorayım o zaman. Yani CHP'ye CHP'nin e, oy tabanı açısından da CHP'ye oy veren insanlar açısından da e, bir hani şöyle deniyor ya, yani bir şekilde CHP'ye oy veren ama kalbi de HDP'den yana e, atan insanlar olduğu da söylenir. E, madem onlara dair sorayım yani böyle bir şey söylüyorsun. Ee, bu ittifak işbirliği yapıyorlar diyorlar ya. E, CHP yeni AKP'dir. Seçtikleri adaylara bakın. Hepsi AKP'li, AKP zihniyetinde. Mansur Yavaş'a solcu diyebilir misiniz? Mustafa Sarıgül'e solcu diyebilir misiniz? Hatay'da <laughs> gösterdikleri adaya solcu diyebilir misiniz? Derseniz taş olursunuz. Yeni AKP geliyor. Sistem böyledir. Yorulmuşunu götürür, dinlenmişini getirmeye çalışır. Ama halk da bu oyunu bozar. İşbirliği arıyorsa Kılıçdaroğlu, partiyi AKP'lileştirme operasyonuna bir baksın. Başında da kendisi var. Bu bir. İki, işbirliği yapan kendileri. Bakın şimdi yolsuzluk üzerinden bir sürü ajitasyon yapıyorlar ya. E, meclis kayıtlarında var. Her yerde söylüyorum. Kılıçdaroğlu çıksın buna cevap versin. Yerel yönetimlerde ihaleye fesat karıştıran yöneticileri affeden yasal düzenlemeyi AKP ile birlikte el altından ve 7 dakika içerisinde ittifakla geçirdiler. Bu bir gezi direnişine gezi direnişini tetikleyen bu e, Gezi Parkı Taksim düzenlemesini plan tadilatı adı altında hem Beyoğlu Belediyesi'nde hem Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li ve AKP'li üyeler kol kola girerek sessiz sedasız oy birliğiyle geçirdiler. İşbirliği arıyorsanız densizlik etmeyin oraya bakın. İşbirliği orada. Öyle kalkıp Ondan sonra kendisi için, halkları için siyaset yapanlara bu çamuru atamasın. Elin temiz değil çünkü. Bak daha elinde senin e, bu suçlar duruyor. suçtur. bu. Kente karşı işlenmiş suç. insanlara karşı işlenmiş suç. İşbirliği arıyorsanız oraya bakacaksınız. Halkımıza bu propagandadan etkilenme ihtimali bulunan insanlara hı hı. şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar kategorik bir karşıtlık üzerinden siz çok çaldınız bırakın biraz da bizimkiler yesin den başka hiçbir ilke sunamıyorlar. İşte Sarıgül kalkır Kuzey Ormanları e, onu gidip hükümetle görüşeceğim diyor. Üçüncü havalimanı şarttır ama oraya değil kaydıracakmış Silivri'ye. Yani Silivri'nin bu ekosistem içerisindeki ta <laughs> Bütün Trakya'dan başlayan o yeşil kuşakta ne anlama geldiğini bilmeyen bir insanın sözü. Gidip hükümete rica edecekmiş. Üçüncü köprü için. Kavşakları azaltacaklarmış ki tahribat azalsın. Bunun AKP'den ne farkı var? Biz ne diyoruz? Ha bu iş makineleri kamu'nun değil mi? İstanbul halkının değil mi? Onu o bölgenin etrafına dizerim. Birinci ordu gelse giremez içeri. Oradan bir tane ağaç kestirmeyiz biz. O projede batal olur. Evet. Peki ee devrimci şimdi... belediyecilik bu. Onun için bunlar sadece muhalefeti CHP'nin işi, toplumsal muhalefeti, artık patlamak üzere olan muhalefeti sönümlendirmek görevidir. CHP bu sistemin itfaiyecisidir. Ama sistemin Halkların, yoksulların, emekçilerin, mağdurların değil. CHP'nin görevinde. Evet, evet AKP'yi biraz eleştirelim istersen. Yani bütün bunun üzerine şimdi bu kadar 15 dakikadır e, CHP. E çünkü siz birinci soru olarak onu sordunuz. Her yerde böyle diyorlar. Evet, peki. Yani e, bu kadar e, CHP konuşmak ardından, yani sen e, biraz da e, gerçi, e, CHP ve AKP'nin aynı olduğu üzerinden bir bu, bu, bu vurguları da son olarak buraya getirdim Ama ben yine de AKP'ye CHP... dair var mı söyleyeceğin şeyler? Yani AKP'nin, AKP iktidarına AKP dair. Bu soru da e, hep CHP sorusunun arkasından geliyor. Bu da kronolojisi bakımından. Çok klasikleşmiş sorular e, Kronolojisi bakımından bu da abes. Biz, benim bütün televizyon programlarım sosyal medyalarda var yüzde doksanı AKP'ye ve Topbaş'a ayrılıdır. Yüzde beşi Sarıgül'e, geri kalanı bütün diğer meselelere. Ee, ben şunu söylüyorum, eleştiri böyle olur. CHP'ler yüreğiniz yetiyorsa kalksın başkan adayınız böyle bir cümle kursun bakalım. Soruyorum ben, diyorum ki bir, Kadir Topbaş bu kente karşı suç işlemiştir. İki, Haziran direnişinden itibaren artık bu kentin belediye başkanı değildir. İradesini başkalarına teslim etmiş, kendini hiçleştirmiş, önemsiz bir insandır. Tokatı da yiyecek seçimde. İki, üç, bir soru soruyorum. CNN'de sordum. Benden sonra o çıkacaktı. Çıktı, eveledi geveledi. Soru şu, 11 senedir burada mısınız? Tayyip Bey'in başkanlığını da sayın neredeyse 20 küsür senedir siz kaç liralık ihale verdiniz bu süre içinde benim bir iddiam var diyelim ki 100 liralık toplam işi taşer ettiniz ihaleye verdiniz müteahhitlere verdiniz ben diyorum ki bunun %70'i yaklaşık 8 müteahhide verildi tamam rakamsal olarak ee, geri kalan yüzde otuzu 1500 müteahhide verilmiş olabilir. Tamam. Ama yüzde yetmişi parasal büyüklük olarak sekiz <laughs> 8 müteahhide verildi. Bu 8 <laughs> müteahhit de bu tapelerde hem halkın parasını yiyip hem anasına küfreden e, müteahhitler. Ben diyorum ki top baş açıkla rakamsal olarak da ki hayır öyle değil Yüzde onunu sekiz tane müteahhit almış. Yüzde yirmisini yüz tane almış. Yüzde otuzunu beş tane almış. Şimdi o çıkıyor televizyona. Diyor ki e, olur mu biz diyor binlerce müteahhitle çalışmışız. Bak, <laughs> sayıyı hatta içinde CHP'ler var doğru. Bu encümenlerde al ver hesabı onun üzerinden yapılır. Bizim müteahhitler de bir iki arpalansınlar diye. Soru o değil. Soru bu. Soru benim sorduğum. Peki e, CHP bir gün bu soruyu sorabiliyor mu? Ya da Sayın Sarıgül sorabilir mi? Her, her defasında soruyorum. Bak ben soruyorum Topbaş buna cevap ver. Seni bunun için göreve geldiğimiz ilk gün mahkemenin önüne çıkaracağız. Abi en senden tutacağız. Senin adını anacağımız ilk şey suç duyurusudur. Bunun hesabını vereceksin ve daha birçok şey. Sarıgül soramıyor. Niye? Şunun için olabilir mi? Aynı müteahhitler Şişli Belediyesi'nin de müteahhitleri olabilir mi? Bunu da insanlar bir baksın bak ben bir başka ben, soru olarak da bunu gündeme Bu yüzden söyleyemiyorlar. Çünkü orada da abileri <laughs> var. Orada da bir sürü abisi var. Yani e, bagajınız dolu olunca bunlarla böyle muhalefet Yapamazsınız. Be belediye başkanı olduğunuz zaman peki e, bu 1500 e, müteahhit arasında eşit mi paylaştırılacak ihaleler? Bir, bir kere e, taşeronu belediyeden çıkaracağız. İki, müteahhitle çalışan belediyecilik anlayışını yerle yeksan edeceğiz. Üç, bizim bütün e, çalışanlarımız e, sigortalı ve sendikalı olacak. Dört, bütün büyük yatırımları belediye olarak biz yapacağız çok uzmanlık gerektiren yerler sadece ihale edilecek. Onda da iş yerinde taşeron işçi çalıştıran o belediyenin kapısından burnunu bile sokamayacak içeri. Cehennem olsun gitsinler. Emek belediyesi, emekçi belediyecilik ilkelerimizden birisi. Bunlar ne biz belediye bünyesinde bırakacağız ne de böyle çalışan firmalara iş vereceğiz. Emeği sen kutsamayan, emeğe hak ettiği kıymeti vermeyen, örgütlenme hakkına saygı duymayan bir işletme dünyanın en büyük uzmanı olsa bize lazım değil. Önce bunu yapacak. Bakın ülkede böyle demokratikleştirilir. Sen bu geliri istiyor musun? Çalıştırdığın emekçilere saygı duyacaksın. Onlara gerekli şartları örgütlenme dahil sağlayacaksın. Onun için ne müteahhidi? Bu müteahhitlerin hepsi de Kadir Topbaş'ın adının altına yazacağımız suç duyurularıyla e, dilimize gelecek. Bu İsmi kadar basit. O. Evet peki bu e, şimdi e, biliyorsun mega projeler, e, çılgın projeler, Hı. devasa projeler İsmini farklı farklı koysalar koysalarda e, seçimlere giderken e, İstanbul'da da e, çeşitli projeler açıklanıyor. Bunlar bu projeler hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, tüm HDP'nin e, bu anlamda e, çünkü İstanbul'un çok ciddi sorunları var. Yani ulaşımdan çevreye, yani kentleşme, tüm bunlar ciddi sorunlar ve bunlar açısından nasıl çözülecek bu devasa sorunlar diye merak ediyor insanlar evet. tabii ki. Hepsi için e, bu açıklanmış ve açıklanacak olan bütün mega projeler hakkında soruşturma başlatıp e, kamu kaynaklarını israf edenlere bunun bedelini ödettireceğiz. Bir kere bu bir. İki. Bu neyin? Bu bizzat sorunların kaynağı, çözümü değil. Kenti bir inşaat istana çevirdiler ve yaptıkları her inşaat bir yıl içinde eskiyor, hükümsüz kalıyor. Yani fiziksel bir eskimeden bahsetmiyorum. Çözüm diye yapılan her şey yeni inşaatları zorunlu kılıyor. Bir yılda eskimekten kastettiğim bu. Bir yıl içinde onu yeni inşaatlar takip ediyor. Trafiğe çözüm diye yaptıkları her şey trafiği daha fazla karmaşıklaştırmaktan <laughs> ve lastikli araçları çoğaltmaktan başka bir işe yaramıyor. Üstelik tahribatı da cabası. İşte kentin ekosistemi bozuluyor, dokusu, tarihsel dokusu tahrif ediliyor, insan öncelikli değil. Bütün bunlar kente karşı işlenmiş Suçlar kategorisinde. Dolayısıyla bu megası, zegası, çılgını, histeriyi ne varsa hepsini bir kere durduracağız ve bunun için bu halkın, kamunun kaynaklarını israf edenlere bunu son kuruşuna kadar ödettireceğiz. Hapishane belediyecilerle dolacak. Söylüyorum bak, bütün bu e, daha verimlilik ve yerindelik meselesine gelmedim yani. Bu yol kaç liraya yapılırdı aslında ve sen fakir fukaranın ne kadar parasını bu milletin anasına söven müteahhitlere yedirmişsin? Bunların her kuruşunun hesabını soracağız da bu top baştan da etrafındaki karar süreçlerinden de, karar mekanizmalarından. Peki da. ulaşım sorunun kendisinin, susuzluğun kendisinin, evet. bu kentleşme sorunun kendisinin tüm böyle bir belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Bizzat Bizzat sorunu üreten anlaş burada. Niye? Mesela kentsel dönüşüm ele alalım. Tutuyorlar orada bir yapı yoğunlaşması oranı var. Ama rantiyenin iştahını kabartacak bir noktaya gelmiş. Bir Ali Cengiz oyunu yapıyorlar. Oradaki insanlar asla kendi imkanlarıyla kendi barındıkları ev standartında yeni bir ev yapamayacak bir maliyet tablosu çıkarıyorlar. Bunu ya yapılaşma oranıyla oynayarak yapıyorlar, ya katkılarla oynayarak yapıyorlar, ya tapularla oynayarak yapıyorlar. Ok meydanında olduğu gibi, Ali Beyköy, Eyüp'te olduğu gibi orada kendi oturduğu yeri dört defa satın alan insanlar var. Şimdi tapu dağıtacağız dedikleri şey bunlara beşinci defa satın alacaksınız demek. Kimi uyutuyorlar? Biraz halkın içinde olsa bu içi boş karşıtlık muhalefet yapanlar böyle hakiki sorunları teşhis ederler. Ne yapıyorlar? Yoksulu kentin en dış çeperine gitmeye zorluyorlar. Buralarda yapılmış bir araştırma var. Ortalama nüfus yoğunluğu, hane başı 4 ile 6 arasında değişiyor. 4 ile 6 kişi arasında değişiyor. Bu 4 ile 6 kişiyi siz kendi habitatından koparıyorsunuz. 60 metrekarelik tabutlarda ve kentin en dış çeperinde yaşamaya zorluyorsunuz. Peki, burada ne oluyor? Burada büyük bir yoğunlaşma ortaya çıkarıyorsunuz. Orada daha önceki yapılaşma Örnek olsun diye söylüyorum. 100 kişi ise siz buralara plazaları, gökdelenleri vesaireleri getirdiğinizde oran yaşayan insan sayısı 10 bine çıkıyor. Bu 10.000'in 10 binin yarattığı altyapı sorunları, trafiğe getirdikleri yük, atık anlamında kentin genel yükü, artı yükü, salınımları anlamında ekosisteme verdiği zararlar falan bunlar. Hiç konuşulmuyor. İşte size kentsel dönüşüm diye yapılan bir şeyin trafiği nasıl işin içinden çıkılmaz duruma getirdiğine en küçük bir örnek. İlk şu olmalı. Yerinden dönüşüm, yerinde dönüşüm ve yerinden dönüşüm. Orada 30 kişi oturuyor idi ise 30 kişi yine oturacak şekilde e, ve aynı standartlarda, aynı hacimde. Daha iyi standartlarda bir yerinden dönüşüm işi yapılacak. Herkes unutuyor. Bunu niye yapıyorduk biz Erenler? Bu yasa niye çıktı? Adının başında yasan afet var. Depreme karşı dayanıklı kılmak için. Siz niye yapıyorsunuz? Neye dönüştürüyorsunuz? Cebinizi doldurmaya, yandaş müteahhitlere servet transferi kaynak aktarmaya dönün kullanıyorsunuz. Bunun birini CHP'den birisi söylesin dişimi kırar. Söyleyemezler. Kendileri de aynı haltı işliyorlardı ondan. Bu müteahhitler kendilerinin de ortakları da ondan. Bakın CHP meclis üyeliği için neredeyse cinayetler işleniyordu. Bu kadar omurgasızlar. Biz de ilkeli siyaset yapınca işbirliği olmuş oluyor. Biz gidip kendisine gel bak kente karşı işlenmiş suçlar ve bu neoliberal yerel yönetim anlayışını eğer bir yana bırakacaksanız sizinle ittifak yapalım. Bu iktidardan kurtulmanın da en sağlıklı yolu budur dediğimizde bize siz bize zarar verirsiniz diyecekler. Sonra diyecek ki AKP ile işbirliği yapıyorsunuz. AKP ile işbirliği yapan gelip sana ittifak teklif eder mi? Yani bu lafın zamana karşı 3 saniyelik bir direnci var mı? Bak kendini berhava etti. Hem diyorsun geldiler dedi ki zarar verir. Hem diyorsun ki AKP ile işbirliği yapıyorlar. O bir. iki Fezleke meselesinde hı insan biraz utanır. CHP ile beraber imzamız var meclisi toplamak için. Orada cayır cayır CHP'nin yaptığı muhalefetten daha etkili muhalefet yapmışız. Biz oradaydık. Tam kadro oradaydık. Peki bu mudur işbirliği? Onun için bu bir telaşın ürünü. Sistemde böyle e, Sarıgül'e söylediğiniz her laf Topbaş'a da söylenmiş demektir. Topbaş'a söylediğiniz her laf e, Sarıgül'e de söylenmiştir. Birbirinin ikiz kardeşidir. Zaten o onu abi diyor. Bu kadar basit. Evet, e, tabii ben e, CHP meselesine dair bu soru e, bu meseleye dair sorulacak konular tabii ki var ama şöyle bir farklılığa dair de e, açmanızı isteyeceğim. Yani şimdi e, belediye seçimlerinde işte projelere dair konuştuk, vaatlere dair konuştuk ama HDP'de bir dikkat çekici bir şey var. Yani e, belediye yönetimine halkın katılımıyla ilgili bir vurgu var. Yani bu e, yeni bir şey mi? Bir bu, bir de… Bir, bir, de, bir de bir de belki şu yani bunca zamandır Türkiye'de böyle bir şeyin gerçekleşmemiş, gerçekleştirilmiyor olması, söylenmiyor olması ismini bildiğimiz birçok bir parti açısından zor olduğu için mi, gereksiz olduğu için mi, ne denir yavaşlatacağı için mi bundan kaynaklı mı nedir bir mesele? Bir yeni bir şey değil bizim birleşenlerimizden BDP 100 belediyesinde bu ülkeyle çalışıyor birincisi bu. Bütün bu siyasi imha operasyonlarından kalan mecaliyle bunları e, ilkesel olarak hep gözeten ve hayata geçiren bir yerden belediyecilik yaptılar. Birincisi bu. İkincisi, niye diğerleri yapmıyor? Yavaşlatacağı için değil, yavaşlatmaz çünkü. Siz siyasetçiyseniz bunu pratikleştirecek, hatta daha da hızlandıracak. çünkü toplumsal bir mutabakat sağlıyorsunuz halkı karar süreçlerine katmakla. Bunu yaptığınızda işleriniz ve hayat hızlanır üstelik tam tersine. Seferber olur insanlar. Kendi kararı çünkü. Kendisi o sürecin içinde. Peki niye sistem partileri bunu ısrarla duymamazlıktan geliyorlar? Hatta eş başkanlığı da duymazlıktan geliyorlar. Çünkü bunlar iktidarlarını paylaşırlarsa ölürler. Kendi kendini imha eder. Niye? Hırsızlık yapamaz. Yolsuzluk yapamaz. Bu buna de ki oğlun eş başkanı olacak kabul etmez. Eşin eş başkanı olacak kabul etmezler. Çünkü iktidara tutkuyla ve delice bağlılar. Onun için e, bunların birine dedim ki e, ismi lazım değil. Yani niye Böyle bir şeyi ilkesel bazda savunmuyorsunuz. Öyle olsa ben bu kentin belediye başkanlığına aday olmam ne işim var belediyeyle? Böyle bakıyorlar. Halk, halkın karar süreçlerine katıldığı yerel yönetimler şeffaflaşmayı da beraberinde getirir. Hesap verilebilirlik ve de, denetlenebilirlik açısından da daha iyi bir noktaya taşınır. Bu da bunları... Ee, hem paraliz eder ardından da öldürür. Peki, peki, peki e, sizin e, belediye başkanlığınız döneminde e, bu iktidar hırsı, gözü kararmak e, bu olursa e, ne olacak? Bizde olmaz sistemi buna engel olacak bir şekilde kurmuşuz çünkü. Yani bizde sadece sokaktan başlayarak meclislerin bir danışma birimi olmaktan çıkarılıp kendileriyle ilgili kararları kendilerinin oluşturması ve bunu bizim encümen kararına dönüştürmemiz. Bu bir ilkesel tutumumuz. İki, gençlik meclisin, kadın meclisin, engelliler meclisin kararlara veto hakkı var. <laughs> bunu söyleyebilirler mi? Yüzde yirmi temsiliyet şey diyoruz gençliğe. Kadın meselesinde artık pozitif ayrımcılığı da geçti. Yüzde yetmişlere vardı bizdeki kadın adayın oranı eş başkanlığı saymıyorum bile ee, bütün bunlar bu kişisel varsa sızmışsa ya da birinin fikri bozulursa bunu önleyecek sistemlerdir yani insanların erdemi ya da erdemsizliği üzerine değil sistemin buna cevaz vermemesi üzerine ee, kurulan bir yerel yönetim anlayışımız var her aşamada denetlenecek bir şey. Neyi çalacak? Hangi hırsa bürünecek? Yani kalbinde böyle bir şey olanın bile yapabilme şansının kalmadığı bir şey. Onun için 100 BDP Belediyesi'nde iki dönemdir bir tek kör kuruşluk bir hırsızlık bulamıyorlar. Bırak hırsızlığı bir kör kuruşluk usulsüzlük bulamıyorlar. Niye? Kent meclisini Kent konseylerini bir danışma istişare şeyi olmaktan çıkarıp bizzat iyi. karar süreçlerine katmasından dolayı. Niye? Eş başkanlık olmasından dolayı. Kadınların da o prosesleri ayrıca denetlemelerinden ve veto haklarının olmasından dolayı. İşte pratiği ortada. Evet peki e, belki tüm bu konuştuklarımız neden e, HDP'ye e, oy? istediğinize neden verilmesi gerektiğine dair bir ışık tutuyor ama neden oy vermeliyim ben bir yurttaş olarak ve tabii ki bu İstanbul'da bulunanlar kuşkusuz diğer kentlerde de ama İstanbul'a özel soruyorum. Yani İstanbul'da bulunanlar niye Sırrı süreyya'ya oy vermeli nasıl söylersin? Ben? Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorsunuz? 8 yıl. 8 yıl. 8 yıl. yıl önceki İstanbul'la bugünkü İstanbul sorunlar ve çözümler anlamından sizce ileriye mi gitti daha vahimleşti mi problemler açısından? Buradan bakacaksınız. Ben e, aşağı yukarı sanırım e, 30 yıla yaklaşıyor. 25-26 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. E, 25 yıl önceki İstanbul'la bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar e, olumsuz fark var. Peki bakıyoruz. Burada CHP belediyeyi almış. AKP belediyeyi almış. ama hiçbirisi bu kente derman olacak. Hayatı e, biraz daha insanı kente dahil edecek hiçbir şey yapmamışlar. Giderek insanları izole eden, çocuğunu kentten esirgeyen, kent Çocuk için, engelli için, kadın için bir tehdit olabilir mi? Yaşlılar için, bunlar için bir tehdide dönüşmüş. Sadece bunu düşündüğünüzde önce şu kararı vermeniz gerekiyor. Bunlarla olmuyor. Ondan sonra dönün, bunların dışındaki seçeneklere bakın. Kim bunlarla niye olmuyorun? teşhisini doğru yapabiliyorsa kim de peki bunlarla olmuyor ya da bu anlayışla olmuyor nasıl bir anlayışla olacak konusunda kim en sıradan insan aklının bile anlayabileceği basitlikte hakikilikte çözümler öneriyorsa ona yönelmelisiniz. Yoksa ben onlardan daha ahlaklıyım, ben onlardan daha erdemliyim. Böyle bir laf hiçbir zaman ağzından çıkmaz ne benim için ne e, Pınar Aydınlar eş başkan adayımız için. Böyle değil. Biz bir sistem öneriyoruz ve başından aşağıya değiştiriyoruz. Bu kentin her yurttaşını bu kentin parlamenteri yapacağız. Yerel yönetimi de bu kentin parlamentosu olacak. Evet. Bu kadar basit. Bu, bu budur diyorsunuz. Peki e, şu, herhalde e, yerel seçim niteliğinin yanının en az olduğu seçimlerden biri. Evet. Yani e, bunun birçok nedeni var. E, bunlara dair de istersen e, biraz konuşalım. Yani çünkü e, bir Seçimden sonraya dair bazı ipuçları, bazı ipuçları değil artık yani herkesin konuştuğu, başbakan Erdoğan'ın da ağzına e, diline dökülen, şimdi Twitter yasağından tutalım, e, tüm bu söylemlere kadar e, kökünü kazıyacağız, e, sırada şu var bu vara kadar e, bir dizi söylem. Bu seçimden sonrası açısından nasıl bir ışık tutuyor? E, bunu bir sormak istiyorum. Kuşkusuz daha sonrasında çözüm sürecine dair de e, ve Öcalan'ın mesajlarına dair de senin yorumlarını da almak aslında evet. ikisi birinci dereceden bağlantılı onun için öyle bir sırayla gidebiliriz belki. Bir evet bu sadece yere seçim olmaktan çıktı. Birincisi bizler açısından bütün sistem partileri hükümet dahil bir barış kurma konusunda aynı olumsuz noktada duruyorlar hükümet dahil. Hükümetin sorumluluğu diğerlerinden daha fazla çünkü iktidar olmaktan kaynaklı bir sorumluluğu var. Dolayısıyla bu seçim barışa bir referandum olacak. Yani bize verilen her oy bu ülkede barışa verilmiş bir akreditasyon anlamına gelecek. İki, e, bu sadece barışa değil bir demokratik siyasete dolayısıyla demokrasiye verilmiş oy olacak. Hiç laga lugaya gerek yok. Kim ben demokratım diyorsa getir yine anayasa komisyonunda nasıl bir demokratmışsın bir görelim bakalım dediğinde iki dakikada parça pinci görür bunlar. Üçünün birbirine ne kadar benzediği MHP, AKP ve CHP'nin nasıl birbirlerinin aynısı oldukları ve demokrasiden ne kadar uzakta olduklarını işte aynası iştir kişinin. Kardeşim sen bir anayasa önermemiş misin bu memlekete? Bunun demokrasinin abecesiyle ilgisi var mı? Dolayısıyla bize verilen her oy demokrasiye de verilmiş bir oy. Tercihini belli edeceksin. Çünkü bütün bunlar tam bir demokrasi geçilemediği için bu konudaki isteksizlikler ve bütün hükümet dahil bütün sistem partilerinin mevcut düzenin sürmesinden faydaları olduğundan dolayı böyle yürüyor. E, onun için e, bu seçim evet sadece bir yerel seçim değil ilk defa sistemin dışında bir yerde sözünü söyleyen insanlarla statükonun türlü çeşitli veçelerle, değişikliklerle, başka yüzlerle devamını isteyenler arasındaki bir seçim olacak. Onun için bizim şu an itibarıyla artık Türkiye'de seçim barajı, bu faşist seçim barajı sorunumuzun kalmadığını görüyorlar. Parça parça ettik biz bunu. BDP ve HDP'nin toplam oyları bu ülkede seçim barajı denilen şeyin artık bir daha hükümsüz olduğunu yani. gösterecek bir sonuç. Dolayısıyla evet sadece bir yerel seçim değil. Zaten yerel seçim en politik alandır. Öyle hani küçümsenir. Ya bu bir yerel seçim olur mu? En politik alandır. Ne oluyorsa yerelden kuruluyor. Evet peki e, AKP'nin alacağı oy oranına bağlı olarak e, şimdi bir gerilimin seçime bağlı bir gerilim Olmadığı, aslında seçimden sonra da devam edeceği yorumlarda da yapılıyor. Alacağı oy oranına bağlı olarak Türkiye'de birçok gerilimli işin daha da gerileceği, daha sıkıntılı, çatışmalı bir döneme girileceği yorumlar Hayır. yapılıyor. Hayır, bu böyle olmayacak, yaşayıp göreceğiz. Bu gerilimi ağırlıklı olarak AKP tetikliyor ve tırmandırıyor. Niye? Hırsızlıklar ortada, ayan beyan, hesap verebilir olmaktan ülkeyi çıkarmaya çalışıyorlar. İki tane şey var. AKP'nin bu gerilimi tırmandırmasının. Bir, artık meclise gelen fezlekelerden belli ki burada sistemli bir hırsızlık var. Ve açığa çıkmış durumda. Bir bu. iki bu toplumsal barış meselesinde e, söylediklerini yapmaları gereken hiçbir şey yapmadılar. Tek yanlı dayatmacı, baskıcı ve ağırdan alan bir tutum içinde girdiler. Bunu buna dönük isteksizliklerinin üstüne bu toplumsal gerginlikle bir şal örmeye çalışıyorlar. Yani hükümetin iki tane temel başlıkta toplanabilir. Barış konusundaki isteksizliği, hırsızlık konusundaki telaşı. Ama seçim sonuçları gösterecek ve sağlayacaktır ki bunlar hırsızlıklar için hepsi enselerinden tutulup Yüce Divan'ın önüne bırakılacaklar. Bunu yüzde yetmiş oy alsalar da bu böyle olacak. Yüzde on oy alsalar da bu böyle olacak. bu, böyle oldu. Bundan kaçış yok. Evet. Bundan kaçış yok. Bundan kaçışı sağlayacak, delege edecek AKP'nin bir kadrosu yok. Hırsızdan kadro olmaz. Savaşmak yoksulların işidir bu zenginlerin hepsi sıçan deliği gibi kaçacak yer arayacaklar. Ne gerginliğiymiş. Kendilerini şimdiden yüce divanı hazırlasalar bu hırsızlıklar için akıllıca bir iş yapmış olurlar. Haklarında faydasına bir iş yapmış olurlar. Evet biraz da Nevroz ve Öcalan'ın mesajına dair de değerlendirme almak istiyorum. Çünkü sen Diyarbakır Nevroz'unda da Türkçe olarak da e, paylaştın e, Öcalan'ın e, mesajını, mektubunu. Şimdi Öcalan'ın yani bir bir e, mektuptan bahsediyoruz ama 50 tane yorumdan bahsediyoruz. 50 şekilde yorumlandı. Yani işte e, kandile bir cevap niteliği taşıdığı söylendi, AKP'yi samimiyetli gördüğü söylendi. Türlü türlü yorumlar geldi, biliyorsun. Yani böyle türlü türlü yorumlamaya çok açık bir mektup mu? Ben zannetmiyorum ama senin yorumların. Bence de değil. Yani, Nedir e, mesajda içerik ve Türkiye için neyi öngörüyor? Biraz bizimle yürüttüğü tartışma süreçlerinin ışığında e, şekillendirdiği bir şey olduğu için hani hı hı. bu mektup bizim önümüze bir sürpriz olarak gelmiyor Sayın Öcalan'la. E, bu konuları e, yaklaşık 16 görüşmedir, müzakere ediyoruz biz. Dolayısıyla hani o zihinsel arka planlı e, bunun bu tespitlerin yapılmasına yol açan süreçleri falan bilen birisi olarak söylüyorum. <laughs> bu mektup evet elbette 50 türlü de 150 türlü de okunabilir. Her mektup böyledir. En kesin, en keskin ifadeler bile kullansanız bunun diziliş biçimi bile 1500 türlü okumaya yol açabilir. Bunda bir beis yok. Böyle de bu tartışmaların olması da faydalıdır bir anlamda. Bir, öncelikle kimseye cevap ya da soru mahiyetinde bir nitelik içermiyor. Bunu biliyor. Birincisi bu. İkincisi, çok önemli bir durum tespiti ve bir muhasebe içeriyor. Üçüncüsü, yeni bir kavram sallaştırmayla karşı karşıyayız. Barış önderliği diye bir şey telaffuz ediyor. Dördüncüsü, hepsini açacağım şimdi. Dördüncüsü, bu e, aydın entelektüel yüzü sola dönük ya da özgürlüklere, demokrasiye dönük bir sürü insan bu süreçte iyi bir sınav vermedi. Kürtlerle hep hiyerarşik bir dil kullandılar. Şunu niye yapmıyorsunuz, bunu böyle yapmalısınız, aslında şunu şöyle yapmamalısınız. Şu sihirli cümleyi kullanmadılar. Gelin birlikte ne yapabiliriz? Hükümetin tutumundan çok da farklı bir tutum değil bu, hı hı. Özü itibarıyla değil biçim olarak. Yani Kürt artık 30 senedir biriktirdiği siyasi deneyimiyle gözünü kapasa karanlıkta yolunu bulur. Ama siz hep akıl verme, hep don biçme merakınız yüzünden ya da kibriniz yüzünden bu süreç gerektirdiği hızla ilerlemiyorsa bir sorumluluk size de çıkarıyor. Dördüncüsü tam da bununla ilgili e, yapı taşı barışın yapı taşı olma meselesini vurguluyor. E, Sayın Öcalan bu yukarıdan aşağı belirlemelerin ve düzenlemeleri tümünü mühendislik çabası olarak belirtir. Kendi siyasal kurumlarında da bunu çok ağır eleştirir. Başkaları yaptığında da. Bu mühendislik tavrına karşı çok mesafeli ve çok net bir Karşı çıkışı var. Ee, mühendisliğin tam karşıtı bir yerden yapı taşı olun. Yani hepiniz kendinizi bu barışın e, tahkim edicisi e, olarak konumlandırırsanız aslında o zaman diğer taşın köşelerini sizle uymaya ya da araya bir harcatmaya e, sebep olmuş olursunuz, sağlamış olursunuz diye. Böyle bir önemli tespit içeriyor. Şimdi bunları kısaca vaktimiz el verdiğince açalım. Birincisi, hükümetin ağırdan alma, tek yanlı, çözümde isteksizlik, yasal çerçeve oturtmama, bundan kaçınma gibi tutumlarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama tüm bunlara rağmen barışa dönük bir kararlılık var diyor. Bundan bir sürü vaveyla çıkıyor. O işte bu hükümet barış ister mi ya da şöyle olur mu böyle olur mu? Erenler <laughs> bir buçuk senedir bir çatışmasızlık söz konusu. Ve kabul edin ki bunun iki tarafı var. Silah sadece PKK'nın elinde değil bir de devletin elinde var. Dolayısıyla eğer bir buçuk sene ilk defa iradi olarak kapı arkasında perde gerisinde olmadan belli bir diyalogla yürüyen bir süreç buraya gelmiş. Evet bu bir testtir ve başarı ile geçilmişliğinden söz edilebilir bu konjektür içerisinde. Fakat bunun ne kadar kırılgan ve ne kadar gevşek bir zeminde olduğuna da öte yandan işaret ediyor. Bir de yolunu gösteriyor. Yasal bir çerçeve müzakere, çerçeve yasası diye. Bütün bunları da o barış önderliği eğer böyle bir barış önderliği gelişmezse e, tarihsel sorunlar bildiğini okur diyor. Sadece savaşa direnişe değil barışa da bir önderlik gerektiğini söylüyor. Ve kendi tutumunda büyük bir tutarlılık gözeterek aslında kendisini bir barış önderliği noktasına konumlandırıyor. Farkındaysanız savaşa dönük, savaşı çağrıştıran, davet eden ya da bunu bir tehdit gibi kullanan, bir tek ima bile yok. Hep böyle bir ihtimal hiç yokmuş gibi ki var ama e, barış önderliği sanırım böyle bir şey böyle bir ihtimal hiç yokmuş gibi son nefesine son ana son imkan kırıntısına varana değin e, barışın önündeki engellere işaret eden aşılma biçimlerine dair sözünü söyleyen bir yerden duruyor. Onun için e, evet birinci nevroz manifestosu çok önemliydi ve tarihseldi. Ne açıdan? Savaşı durdurması açısından, bir çatışmasızlığa e, giden süreci hazırlaması bakımından. Ama kişisel olarak bana sorarsanız ikinci mektup birinciden daha önemlidir. E, çünkü artık barışı pratik olarak ve kalıcı bir şekilde örmenin yol haritasını içermektedir. O yüzden e, bence e, çok yerinden e, bir yapılmış bir değerlendirme e, farkındaysanız bir müddet sonra sağdan ve soldan gelen eleştiriler sönümlenmeye başladı. Bu kadar da hakiki bir şey. Öyle olunca söyleyeceğiniz sözlerin zamana karşı mukavemeti kalmıyor. Üç gün bununla Propuan da yapabilirsiniz ama dördüncü gün çıplak hakikatle baş başa kaldığınızda bakıyorsunuz ki evet bu yol bu. Evet. Önümüzdeki dönem açısından da önemli bir gelişmeydi. Önemli bir e, mektuptu diye düşünerek bunu da atlamamak istedim. Ama kapatırken istersen yine seçimlere dönelim evet. ee, ve bir e, seçime dair e, senin e, İstanbullulara bir mesajınla istersen seçime dair mesajınla kapatmış olalım. Ee, İstanbulluların önünde tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu e, iktidar ve muhalefet, ana muhalefet arasında bilinçli olarak ikisinin de ortak rızasıyla bir kör dövüşüne dönüştürülen e, bu kaostan başlarını bir an için kente ve insana çevirmelerini diliyorum. Hayat orada akıyor. Bu hikayenin kalbi de Orada atıyor. Oraya baktıklarında bütün bileşenlerimizle birlikte bizleri görecekler. Ee, bu kadarı yeter. <laughs> Halkımız ne yapacağını bilir. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet fikir atlasının e, bu akşam da sonuna geldik değerli izleyenler. E, konuğumuz Halkların Demokratik Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Sayın Sırrı Süreyya Önder'di bize hem sürece dair hem de seçime giderken yaşananlara güncel gelişmelere dair samimi cevaplar verdi haftaya görüşünce dek diyelim şimdilik hoşçakalın.